Herkese merhaba. Türkçeden İngilizceye çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte farklı bir çalışma yapmaya çalışacağız diyeyim ben size. İstanbul'u dinliyorum. Merhum Orhan Veli'nin İstanbul'u dinliyorum isimli şiirini elden geldiği kadar çevirmeye çalışacağız. Videonun süresi çok uzar mı bilmiyorum. Yarıda keser miyiz? Bir miktarını yapar mıyız? Şu an için bir şeyin sözünü veremiyorum. Canlı olarak burada şiirin çevirisini yapmaya çalışacağız ve başta merhum Orhan Veli'den özür diliyorum. Ardından da edebiyattan ve sanattan affımı isteyerek birlikte bir çalışma yapmış olmak adına bu serinin takipçilerin dört gözle beklediğini biliyorum. Böyle bir şey yapmaya niyet ettim ve birlikte elimizden geleni yapacağız. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın diyorum. Bu arada kanala üye olarak katıl butonuyla destek verebilirsiniz. Ya da videoların altındaki süper teşekkür butonuna tıklayarak da kanala destek olabilirsiniz diyorum. İstanbul'u dinliyorum. Şimdi mümkün olduğu kadar tabii ki sadık kalacağız metne. Bozmamaya çalışacağız ama iki dil, öncelikle şunu söylemekte fayda var. Her dilin kendi melodisi vardır, kendi anlatım tarzı vardır, kendi ve duygu düşüncesi vardır. Ne kadar mümkün olabilirse elimizden geleni o kadar yapmaya çalışacağız. Tabii I am listening to Istanbul. Başka türlü ifade edilemez bu. I'm listening to Istanbul. İstanbul'u dinliyorum. Evet. Bu arada işte renklendirmeler de yapacağım. Şöyle yapayım. Evet. I'm listening to İstanbul. İstanbul'u dinliyorum. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Tabii bu ifadeyi bir kere daha kullanacağız. I'm demiyorum. Kısa formu, short formu kullanmıyorum. Çünkü yazıda kısaltmalar kullanılmıyor. I'm listening to İstanbul. Şimdi buradan öteye iki yol var. With my eyes closed denebilir. Gözlerim kapalı. Çeviriye sadık kalırsınız. Ama söylem tarzı itibariyle ben şunu hissediyorum. Gözlerim kapalı. Reduction denilen bir hadise var İngilizce'de. Kısaltmalar yapılabiliyor ve bu dilde yoğun yapılıyor. Bana burada şiirin verdiği duygu çok da gramatik olmadan ifade etme. Dolayısıyla with my eyes closed yerine my eyes closed diyor. My eyes closed. Bu şekilde de ifade etmek mümkündür. Close burada sıfat olarak kullanılmış durumda. Şöyle alayım. I am listening to Istanbul. My eyes closed. Ya da dediğim gibi with my eyes closed da olabilirdi. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. First, önce. Şimdi hafif rüzgara esintiye İngilizce'de breeze deniyor. Dolayısıyla biz de onu kullanabiliriz. First, a breeze. Esmek anlamında kullandığımız kelime de İngilizce'de blow. First a breeze is blowing. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Şimdi yavaş yavaş sallanıyor alayım önce. Slowly. Swaying, slowly swaying, sallanmak anlamında. Slowly swaying, yapraklar ağaçlarda. Leaves on the trees diyor. Leaves on the, ya da leaves on trees diyorum. The'yi da hiç kullanmıyorum çünkü ağaçlardan ve yapraklardan ilk defa bahsediliyor şu anda. Yani belli bir ağaç ya da belli bir yapraktan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla leaves on trees deyip bu şekilde bırakmak mümkündür. Biz de nokta virgülümüzü buraya koyalım. Uzaklarda, çok uzaklarda. Şimdi uzaklarda demek için farı kullanabiliriz. Çok uzaklarda demek için de far away, far far away şeklinde bu duyguyu vermek mümkündür. Far far away, uzaklarda, çok uzaklarda.
sucuların hiç durmayan çıngırakları. Şimdi şöyle, hiç durmayanı nasıl vermek gerekiyor? Sucuların hiç durmayan çıngırakları. Evet, never stopping, asla durmayan, hiç durmayan anlamında bunu söyleyebiliriz. Never stopping. Şu stop'un sonundaki ing'yi de sıfat yapmak içindir. İşte o hiç durmayanı vermek içindir. Never stopping. Never stopping. Bells, çıngıraklar için bells ifadesini kullanıyoruz. Bells of. Şöyle sucular için ne diyebiliriz? Yani waterman ifadesi de kullanılıyor ama bununla beraber water carriers, su taşıyıcıların gibi de ifade edebilirim. Water carriers. Never stopping bells of water carriers. Burada da the koymadım water carriers'ın önüne. Şunu şeyin bells'in zillerin zaten sıfatı var never stopping diye. Genel anlamda ilk defa bahsediyoruz suculardan. Bunun için bu kısımda da sucuların önüne de bir the koymadım. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Şöyle alacağız. I'm listening to Istanbul, my eyes closed. Kopyalayıp oraya yapıştıralım, vakit kaybetmeyelim. Evet, şimdi diğer bölüme geçiyoruz. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Yani sonuçta ne vardı? Sonda da vardı. Başta da var. O yüzden buraya da yapıştırabiliriz. I'm listening to Istanbul, my eyes closed. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken. Şimdi derken bu esnada anlamında kullanılan bir ifade. Bunun için İngilizce'de şu en sık kullanılan benim gözlemlediğim meantime kelimesi var. Meantime, meantime. Bu esnada derken ya da meantime birds are passing. Kuşlar geçiyor. Passing by. Bu by'ı koymamızın sebebi geçip gidiyorlar anlamında. Passing by. Evet. Meantime birds are passing by. Yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık. Tabii ifade devam ediyor. Yani sonuçta bu bir şiir. Şimdi yükseklerden demek için de şöyle. Hani bu yüksekler gene uzaklık duygusu verdiği için şunu söyleyebiliriz. Far above. Far above. Far above yukarılardan onu vermek istiyorum. Far above da birlikte kullandığım zaman yükseklerden anlamını vermiş olacağım. Far above. Evet. Şimdi sürü sürü çığlık çığlık. Tekrar edilmeli mi, edilmemeli mi? Tabii yani şimdi şöyle ben edebiyatçı değilim. Türkçe öğretmeni de değilim. Ben bir İngilizce öğretmenin gözünden ifade ediyorum. Kuş sürüsü için kullandığımız kelime flock'tur. Far above flocks of diyorum. Yok. Yükseklerden nasıl geçtiğini anlatıyorduk. O zaman flock flock diye biz de bir ikileme yapabiliriz burada. Flock flock ve ardından da screaming scream çığlık atmak demektir. Flock flock screaming screaming. İngilizce'de bir and de bu araya koyulabilir. Dediğim gibi ya tek bir yorum olamaz. Öncelikle şiir şair tarafından yazılır. Artık sanatçının bile değildir. Her okuyucu ne anlıyorsa odur. Tabii bu aslında özüne elden geldiği kadar sadık olunmayacak demek değildir. İhanet edilecek demek değildir. Biz şu anda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Far above, flock, flock, screaming and screaming şeklinde ifade ettim ben. Tabii ki farklı da yapılabilir, farklı görüşlerde olabilir. Ben şu anda kendime göre yapıyorum. Ağlar çekiliyor dalyanlarda.
Evet. Ne diyebiliriz? Şöyle ağlar çekiliyor. Edilgen bir yapı kullanacağız burada. Tabii bu ağlar balıkçı ağları olduğu için buraya bir fish koymakta fayda var. Fish nets, cast de kullanılır bu anlamda balık ağı için. Ama ben böyle ifade edeyim şimdi. Present continuous tense şimdiki zaman çekiliyor. Are being withdrawn da denilebilir. Dediğim gibi reduction şiir olduğu için, sözlü bir anlatım olduğu için, yani şiirin özü sözlü anlatılmaktır. O yüzden reduction yapılabilir, yardımcı fiiller atılabilir, daha edebi bir anlam kazanır. First fishnets being diyorum. Being çekmek, geri çekiliyor. Withdrawn çekiliyor. Fishnets being withdrawn. Nerelerde? Dalyanlarda. In, fishing, veyas. Ağlar çekiliyor dalyanlarda. Bunu da verdik. Bir kadının suya değiyor ayakları. A woman's diyeceğim. Evet. A woman's. Bir kadının suya değiyor ayakları. Şöyle diyebiliriz. Yani şimdi yoruma bağlıdır burada da. Ya bu ayaklar değiyor mu, dalıyor mu? Farklı yorumlar yapılabilir ama a woman's feet diyorum. Ben hiç bozmuyorum burayı. Are touching diyorum. Touching the water. Suya değiyor. Buradaki anlatım yani rahmetli Orhan Veli'nin anlatımı suya değiyor. Ya İstanbul'un suyu bu, denizi. Yani bunu anlayabiliyoruz. Bu duyguyu vermek için de belli bir suya değiyormuş gibi düşünüyorum. Dolayısıyla da burada da mesela şiirin özünde de bir belirsizlik ifadesi yok. Belli bir suya değiyor gibi konuşuyor. Tabii bu İstanbul'un denizi gibi düşünebilirsiniz. A woman's feet are touching the water şeklinde burayı da böyle ifade ediyorum. Ve İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Bakayım daha önce kopyaladığımız için gene yapıştıracak mı aynı ifadeyi? Evet. I'm listening to Istanbul. My eyes closed diyoruz. Bir sonraki bölüme geçiyorum. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Buraya da aynı ifadeyi yapıştırıyorum. Şimdi serin serin kapalı çarşı. Yani ikilemeleri hep yapmak doğru mudur? Bu da tartışılır. Ne diyebilirim? Ya serin anlamında çok güzel bir kelime var. Ya iki kelime var. Bir cool kullanabiliriz. Bir de o duyguyu daha böyle vermek için kullanılabilecek diğer bir ifade de chilly. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim ben. Serin serin kapalı çarşıda the chilly Grand Pazar diyeceğim. Bazar. Grand Pazar. Neden de koydum? Çünkü belli başlı yapıların önüne, yani meşhur bilinen belli başlı yapıların önüne İngilizce'de the koyuluyor. Şu hey unutmuşuz burada. The Chilly Grand Bazaar. Serin serin kapalı çarşı. Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa. Şimdi Twitter biliyorsunuz kuş ötmesi demek. Kuş ötmesi demek. Twittering'de cıvıltı demek. Bunu da onunla verebilirim. Ya ünlü Twitter ismi de değişti, X oldu şimdi ama burada da o kelimeyi koyarak yorumlamayı tercih ediyorum. Şöyle diyebilirim. Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa Twittering cıvıldayan gibi Mahmut Paşa diyorum. Şey değil, buraya S koyayım çünkü İngilizce'de şey olmadığı için Twittering Mahmut Paşa. Güvercin dolu avlular diyor. Şimdi güvercin dolu burada sıfat olarak kullanılmış.
Şöyle diyeceğiz. Avlu courtyard. Courtyards. Full of pigeons. Yani güvercinlerle dolu avlular gibi courtyards. Full of pigeons diyorum. Çekiç sesleri geliyor doklardan. İngilizce'de de dok olarak kullanılıyor ama yazılışı farklı. Geliyor demek gerekmiyor. Yani bir from'la bu ifadeyi verebiliyoruz İngilizce'de. Geliyor olduğunu ses ve from'la verebiliyoruz. Dolayısıyla sounds of hammering. Sounds of hammering. Hammering. Hammer çekiş demek. Hammering de çekişleme. O eylem yapılıyor çünkü o anda. Sounds of hammering from the docks diyor. From the docks. Burada the koymayı tercih ediyorum. Çünkü bulunduğu yerde, bulunduğu muhitte hani o bölge var. Belli bir bölgede bunlar. O yüzden şu an içimden the'yi koymak geldi oraya. Sounds of hammering from the docks. Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. Bahar rüzgarının gene hafif bir esinti olduğunu kabul ederek şöyle diyebiliriz. Gene breeze'i kullanabilirim. Breeze'i kullanabilirim. In the summer breeze. Pardon, summer değil tabii. In the spring breeze. Bahar rüzgarında in the spring breeze. Ter kokuları. Evet. Yani koku İngilizce'de uncountable, sayılamayan kabul edildiği için buna s takısı getirmeyeceğiz. Şöyle diyebiliriz. In the spring, evet, breeze, odor of sweet. Koku, odor. Smell de belki kullanılabilir ama daha edebi olanı olsun diye odoru tercih ediyorum ben. Odor of sweet diyorum. Evet, ter kokular. Ve İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Okurken, sözlü olarak dile getirirken de I am listening demeye gerek yok. I'm listening to Istanbul, my eyes closed şeklinde ifade edilebilir. Altı alalım, daha rahat çalışalım. Ya, bu özel bir eser olduğu için şu an bölmeden gidiyorum. Ya, bitirmeyi bilmiyorum, şu an için bitirmiyorum. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Tekrar aynı ifadeyi koyuyoruz buraya. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu. Sarhoşluk, drunkenness, sarhoşluk. Direkt şöyle ifade edebiliriz. Oflu bir tamlama olduğu için başa the koyacağız. The drunkenness of old times. Şimdi bu başımdayı nasıl vermek gerekebilir? Belki feel'la hissetmek de verilebilir. The drunkenness. Evet, o zaman onu da başa almam gerekir. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu. Ya da in kullanılabilir. In the drunkenness of old times olabilir. Hatta hiçbir şey de verilmesine de gerek yok. Drunkenness of old times şeklinde de bırakılabilir. Böyle bırakmayı tercih ediyorum. The drunkenness of old times. Çünkü zaten şair o anda kendini anlatıyor ya da yaşadığı hissi anlatıyor. Ama dediğim gibi kullanılabilir. Feeling the drunkenness of old times da denilebilir. Yani çevirinin tek bir tarzı yoktur. Ortada bir sanat eseri var. Şair bunu söylemiş, biz anlamaya çalışıyoruz. O yüzden tek bir doğrusu yok ama elden geldiğince saygısı var. Saygılı olmaya çalışarak yapmak lazım bu işi. Loş kayıkhaneleriyle bir yalı. Şöyle diyebiliriz. Ya yalı
için malikane mesela. Deniz kenarında olan bir malikane. Yani malikane için İngilizce'de mansion kullanılıyor mesela. Onun için de ne diyebiliriz? Yalı olduğu da belli olsun diye şöyle yapabilirim. A waterside mansion. Bir su kenarı malikanesi gibi yalıyı o şekilde vermeye çalışıyorum. Yani yalı bize daha yakın bir ifade. Yani bize ait bir ifade. Şöyle düşünün, yani deniz suyunun yalaması, çarpması gelmesiyle ilgili. A waterside mansion. Yani İngilizce'de şu an için böyle ifade edebileceğini düşünüyorum bunu. A waterside mansion. Şimdi bu ileyi de şöyle vereceğiz. Ne diyeceğiz? Loş kayıkhaneleriyle. With'le vereceğiz tabii. With. Loş, dim demek. With diyorum. Dimly lit demeyi daha uygun görüyorum. Dimly lit. Yani loş bir şekilde aydınlatılmış. Lit burada sıfat light, aydınlatmak, oradan geliyor. Fiilin üçüncü halini sıfat olarak kullanıyoruz. Dimly de burada zarf. Dimly lit diyorum. Boat houses. Kayıkhane. Boat houses diyorum. Boat houses. A waterside mansion with dimly lit boat houses. Evet, şöyle. Tamam. Dinmiş lodosların uğultusu içinde. Evet. Uğultusu içinde. Ya burada bir içinde kalmışlık var. Dolayısıyla şurada şunu kullanmak geliyor içimden. Trapped. İçinde kalmış. Trapped. Uğultusu dinmiş lodosların. Evet. Trapped. Dinmiş lodosların. Evet. Trapped. Dim. In the dinmiş, kesilmiş anlamında in the seized. Şöyle önce uğultuyu vereyim. In the roars. Trapped in the roars. Evet. Of, bir of daha koymak zorundayım burada. Of, Trapped in the roars of the Southwestern. South, bunun İngilizce'de başka bir ifade tarzı yok. Southwestern wind diyorum. Lodos'un başka bir ifade tarzı yani yok, bulamıyorum. Southwestern wind. Ama siz araştırabilirsiniz. Yani ben şu an bilmiyorum, öyle söyleyeyim yani. Southwestern'dan başka. Trapped in the roars. Uğultuyu çoğu kullanmayayım, pardon. In the roar of the Southwestern wind. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Evet. Tekrar İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bu arada sıkıldıysanız lütfen videoyu terk edin. Bazen uygun olmayan yorumlar geliyor. Çok uzun oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Lütfen ilgi duyan, hoşuna giden ve seven arkadaşlar videoyu izlesin. Kimse izlemek zorunda değil. Yani ben şu anda aldığım yorumlar üzerine gerçekten bu işten zevk alan, gerçekten severek izleyen, sıkılmayan arkadaşlar için yapıyorum bu çeviriyi. Kimse izlemek zorunda değil. Kimse kabalaşmak zorunda da değil. Biz şu anda bir gönül işi yapıyoruz şu an birlikte. Bir yosma geçiyor kaldırımdan. Yosma, coquette İngilizce'de. Tabii ki şöyle diyeceğiz. Direkt düz bir anlatım var burada zaten. A coquette
Tabii geçip gitmek anlamında kaldırımdan geçiyor. Gene passing by'ı kullanacağız. Passing by on the sidewalk kaldırım ya da pavement ifadesi de kullanılır. On the sidewalk diyorum. A cockade is passing by on the sidewalk. Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. Ne diyebilirim? Küfürler için yani lanet, küfür anlamında curses, sings, şarkılar, sings. Türküler için folk songs diyebilirim. Folk songs. Evet. Şimdi acaba laf atmalar için ne kullansam diye düşünüyorum. Açıkçası şu an aklıma bir şey gelmiyor. Sözlü sataşma, laf atmak anlamında ne kullansam diye düşünüyorum. Evet. Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. Curses, things, folk songs. Folk songs. Evet. Yani şöyle bana bir müsaade ederseniz hemen sözlüğümden bir yardım alacağım şuradan. Hemen bir yardım almak istiyorum. Evet. Zor. Yani bunun için evet. Sataşma ifadesini kullanayım. Yani buna karar verdim. Sataşmayı kullanayım. Bir kontrol daha yapmak istiyorum. Tamam. Yani şu an en uygun bulabileceğim sataşmanın karşılığını kullanacağım. Ya da bir şey daha geldi aklıma. Ona da bir bakmak istiyorum hemen. Evet. Yani bu laf atmayı da oturtmak Türkçenin yapısı gereği biraz zor. Aslında yani laf atmak verbal abuse'dır. Yani aklıma hemen gelen var da onu böyle şiir ortamında kullanmak çok şey değil. Yani o direkt böyle sözlü taciz gibi bir ifade. En iyisi ben şunu kullanayım. Teasing diyeyim. Teasing. Yani bu da dalga geçme, laf atmak anlamında kullanılıyor. Ama çok iddialı değilim bu konuda. İncelemek, irdelemek, bayağı araştırmak lazım. Curses, sings, folk songs ve teasing diyorum. Teasing de beraber şunu da söyleyeyim. Abuse, zıs, bunu da kullanayım. Tacizler anlamında. Artık siz hangisini uygun görürseniz ya da bu da sizin için bir ödev olsun, bir araştırma olsun. Bir şey düşüyor elinden yere. Something is falling. Something is falling from her hand diyorum. From her hand. Evet. Ya yere demenin anlamı yok burada. Elden düşüyor. Zaten o anlamı veriyor İngilizce'de. Something is falling from her hand. Bir şey düşüyor elinden yere. Bir gül olmalı. Kuvvetli ihtimal anlamında İngilizce'de must'ı kullanıyoruz. It must be a rose. Bir gül olmalı. Tabii İngilizce cümlenin öznesi olmak zorunda olduğu için buraya bir it koyuyorum. Ve İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı diyoruz tekrar.
İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Evet arkadaşlar, yani saygılı olmak adına sonuna kadar gitmeyi tercih ettim. Kesmedim burada. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Evet. Bunu nasıl vereyim? Ebert. Ebert. Bir kuş çırpınıyor. Şöyle diyeyim, bir kontrol daha yapayım. Bir kuş. Evet. Evet, tamam. Ya şüpheye düştüm aslında, aklımda kelime vardı ama kullanayım mı kullanmayayım mı diye, ama doğru kullanıyormuşum. A bird is fluttering. Çırpınıyor. Fluttering. Eteklerinde. Şimdi burada yeni bir bölüme geçtik. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı diye. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde derken İstanbul'u kastediyor. Yani ben öyle anlıyorum. Sizin başka bir algınız var mı bilmiyorum. Ama it's diyorum o yüzden. Şöyle diyorum. On its skirts. Evet. Eteklerinde a bird is fluttering on its skirts. Belki şöyle, yani kuş uçar vaziyette mi, sabit vaziyette mi, onu şair biliyor. O yüzden ben kuşun bir noktada durarak çırpındığını ve şehrin eteklerinde olarak algıladığım için, havada olmadığını algıladığım için on kullandım. Alnın sıcak mı değil mi bilmiyorum. Pardon, biliyorum. I know, biliyorum. Öyle mi böyle mi anlamında çok güzel bir ifade var İngilizce'de. If ya da know. I know. If you're for it. Alın. If you're for it. Is hot. Tabii bu weather or kalıbıdır. Is hot or cold. I know if your forehead is hot or cold. Evet, alnın sıcak mı değil mi biliyorum. Ha, bu alnın, tamam, evet tamam. I know if your forehead is hot or cold. O zaman şu var, yani bu aynı bölümü olduğu için bu İstanbul değil de karşı tarafta karşısındaki insana hitaben söylüyor olabilir. Dolayısıyla şöyle, eğer insansa bu onda olabilir. Yani ben tam bilmiyorum şiirin analiz açısından ya da şairin ne kastettiğini. Şöyle, on your skirt olabilir bu. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Yani ben ilk bakışta İstanbul olarak düşündüm. Ama sonra şair alnın diye bir ikinci tekil şahsa hitap başlattı. O yüzden iki türlü de yapıyorum arkadaşlar, öyle söyleyeyim. I know if your forehead is hot or cold. Dudakların ıslak mı değil mi bilmiyorum. Ha, pardon, biliyorum. I know. I know if your forehead, pardon, forehead değil, lips, dudakların, if your lips, dudakların, if your lips are wet. Tabii ıslak olmak dudaklardan şöyle wet'le ifade ediliyor. Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum. Tabii gene weather or kalıbını kullanıyoruz. Ya da if or, ikisi aynı şey. Or dry. Tamam. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arasından. Şöyle. A white moon. Beyaz bir ay. A white moon is yükseliyor şeklinde ifade eder İngilizce'de. Rising.
Şimdi biz arasından diyoruz Türkçe'de ama İngilizce'de bu hani üzerinden gibi söyleniyor. Yani arasından ile demek gerekirse among'la söyleriz. Ama İngilizce'ye göre bunun ifade tarzı above, üzerinden gibi söylenir. İkisini de koyuyorum buraya. Above the pistachio. Evet. Pistachio trees. Fıstık ağaçları şeklinde. Yani pistachio dersek fıstık olur. Orada ağacı da vermemiz lazım. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. Your hearts diyorum, senin kalbinin. Ve gene fluttering'i kullanacağım. Kalbinde hani çırpınması gibi, kuş gibi çırpınması gibi. Fluttering tells me. Ve en sonda da sadece İstanbul'u dinliyorum. I'm listening to İstanbul diyorum. Bu kısmı iptal ediyorum. Evet. Şimdi şöyle bitirdik şiiri ama bunu bir kere de okumak gerekir mi acaba? Yani sonuçta bu iş kemaline ersin anlamında şiirin ruhuna saygıdan dolayı bir kere de bir okusak mı diye düşünüyorum. Ben okuyacağım. Yani arzu ederseniz siz de dinleyebilirsiniz. İngilizce versiyonunu okuyacağım. I'm listening to Istanbul, my eyes closed. First, a breeze is blowing. Slowly swaying leaves on trees. Far, far away. Never stopping bells of water carriers. I'm listening to Istanbul, my eyes closed. I'm listening to Istanbul, my eyes closed. Meantime, birds are passing by. Far above, flock, flock, screaming and screaming. Fishnets being drawn in fishing weirs. A woman's feet are touching the water. I'm listening to Istanbul, my eyes closed. I'm listening to Istanbul, my eyes closed. The Chili Grand Bazaar, Twittering Mahmut Paşa. Courtyards full of pigeons. Sounds hammering from the docks. I'm listening to Istanbul, my eyes closed. I'm listening to Istanbul, my eyes closed. The drunkenness of old times. A waterside mansion with dimly lit boathouses. Trapped in the roar of the southwestern wind, I'm listening to Istanbul, my eyes closed. I'm listening to Istanbul, my eyes closed. A coquette is passing by on the sidewalk. Curses, sings folk songs, teasing or abuses. Something is falling from her hand. It must be a rose. I'm listening to Istanbul, my eyes closed. I'm listening to Istanbul, my eyes closed. A bird is fluttering on your skirts. I know if your forehead is hot or cold. A white moon is rising above the pistachio trees. I'm listening to Istanbul. Bu arada şunu fark ettim. Şu kısmı da çevirmemişiz. Şöyle, ha, çevirmemişiz değil, çevirmişiz de. Ben okurken çevirmemişiz sandım. Your heart's fluttering tells me. Your heart's fluttering tells me. I'm listening to Istanbul. Sabrınızdan ve takibinizden dolayı teşekkür ediyorum. Başka bir videoda dediğim gibi
Sürçülisan eylediysek affola. Önce Orhan Veli'nin, sonra da sanatın affına sığınıyorum. Bir şeyler paylaşmak adına sizden gelen talepler üzerine bu çeviriyi yaptım. Başka bir videoda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.